Çumra'da, ortaokul ve liseyi İzmir ve Manisa'da okudu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğitimi Anabilim Dalı'nda doktorasını tamamladı. Ankara'da Öğretmen ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda eğitim uzmanı olarak görev yaptı. 1994-2011 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde ve 2011-2020 yıllarında da Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim ve İlahiyat Fakültelerinde çalıştı. 1998 yılında doçent ve 2004 yılında profesör oldu. Tunus'ta 10 ay araştırmalarda bulundu. Halen Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır hocamız. Ve kendisinin eğitim alanında, aile alanında ve değerler eğitim alanında birçok kitapları bulunmaktadır. İnşallah kendisinden kıymetli bilgilerinden faydalanmak için burada bir aradayız. Buyurun hocam, sizi dinliyoruz inşallah. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd, peygamberimize salatü selam olsun. Öncelikle ben teşekkür ederek başlamak istiyorum. Böyle bir toplantıyı düzenleyen ve beni davet ederek değerli dinleyicilerimizle bir araya getiren sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah günümüzde herkesin, çoğumuzun şikayet ettiği aile içi iletişimden bahsedeceğiz. Ailedeki sorunlarımıza nasıl çözüm bulacağız? Bunun üzerinde duracağız. Genelde bu konular konuşulduğu zaman insanlar bu konudan şikayetlerini belirtiyorlar. Ama çözüme fazla durmuyorlar, çözüm üzerinde konuşmuyorlar. Ben sorunları anlatmak yerine direkt çözüm önerileri üzerinde durmak istiyorum. Çünkü zaten sorunları herkes yaşıyor ve herkes bu sorunlarla boğuşuyor. Evet, insan olarak Cenab-ı Allah bizleri bir erkek ve bir kadından yaratmıştır. Ve bu erkek ve kadın olarak yarattıktan sonra ikisinin bir araya gelmesiyle aileleri oluşturmuştur. Ve biz buna evlilik bağı diyoruz. Ve bu evli insanların bir erkek, bir kadın ve varsa çocuklardan oluşan gruba, yani aileye yuva diyoruz ve müminin dünyadaki cennetinden bahsediyoruz. Evet, müminin dünyadaki cenneti olması gereken aileler yalnız bugün can çekiştiriyor. Cenab-ı Allah bizi erkek ve kadın olarak yarattı ve aile olarak bir araya getirmiştik demiştik ya. Aileyle ilgili Cenab-ı Allah çok net mesaj veriyor. Rum suresi 21. ayette şöyle buyuruyor. Kaynaşmanız, sükun bulup durulmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet var etmesi de Allah'ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Doğrusu bunda ibret alan, iyi düşünen bir toplum için ibretler vardır buyuruyor. O halde bu ayeti iyi anladığımız zaman İslam ailesinin temelini görmüş oluyoruz. Burada Cenab-ı Allah ne diyor? İki aynı cinsten kişinin bir araya gelmesiyle kaynaşma ve sükun bulma meydana geliyor. Yani aynı cinsten derken iki insanın bir araya gelmesinden bahsediyor, eş olmasında. Bu insanlar nikah bağıyla bağlanıp yuva kurduğu zaman da
kaynaşacaklar, huzur ve sükun bulacaklardır. Peki bu neyle olacak? Sevgi ve merhametle olacak. Demek ki İslam dininin aileyle ilgili temeli sevgi ve merhamet üzerine kurulmuştur. Sevgi ve merhametin sonucunda da eşler kaynaşacaklar, huzur ve sükun bulacaklardır. Böyle olmasına rağmen bugün bu huzur ve mutlulukta sıkıntılar yaşandığı görülüyor. Ben konuşmama şu soruyla başlamak istiyorum. Evlilikte mutluluk bir şans mıdır? Evet, evlilikte mutluluk bir şans mıdır? Bunu sorduğum zaman seminerlerde, konferanslarda çok az dinleyici evlilikte mutluluğun şans olduğunu söylüyor. Çoğunluk bizim elimizde olduğunu söylüyor. Ben de o kanaatteyim. Evet, işin şans tarafı, nasip tarafı, imtihan tarafı var ama evlilikte, yuvada mutlu olmak bizim elimizdedir. Aslında niçin evlendik diye biz birbirimize sorduğumuz zaman şunu görüyoruz. İki cihan saadeti olsun diye bir araya geliyoruz. Zaten nikah davetiyelerimizde de böyle yazıyor, düğün davetiyelerimizde. Ama böyle olmasına rağmen niye birbirimizin hayatını zehirliyoruz? Aslında kimse kimsenin hayatını zehir etmek için evlenmez. Yani biz evlenelim, birbirimizle sürekli kavga edelim, birbirimize hayatı zehir edelim diye evlenen bir kişi yoktur. Dolayısıyla herkes iki cihan saadeti için bir araya geliyor. Ama sonuçta bakıyoruz ki hayat zehir olabiliyor, boşanmalar artabiliyor, kavgalar, dövüşler artabiliyor. Peki bunun sebebi ne? Tabii bunun birçok sebebi var. Ama ben bu akşam bu mutluluğumuzu engelleyen iletişimsizlik üzerine duruyorum. O zaman iletişim ne diyeceksiniz? İletişim insanların kendi arasındaki karşılıklı bilgi, duygu, tutumları paylaşması demek. Bu çok akademik bir tanım. Aslında iletişim dediğimiz şey şudur. Ne söyleyeceğini bilmek, bunu ne zaman söylemenin daha uygun olacağına, nerede söylemenin doğru olduğuna karar vermek, en iyi nasıl söyleyeceği hususunda fikir üretmektir. Demek ki iletişim dediğimiz şey, nerede ne konuşacağız, bunu nasıl söyleyeceğiz, nerede susacağız, ne zaman konuşacağız, nerede karşımızdakini dinleyeceğiz ve bunu nasıl en iyi şekilde ifade edeceğiz konusuna biz iletişim diyoruz. Aslında eskiden buna adab-ı muaşeret diyorlardı. Bir ara görgü kuralları dedik, şimdi adı iletişim oldu. Aileci iletişim deyince ne akla geliyor? Yani karı koca birbirine neyi nasıl söyleyecek, nasıl konuşacak, nasıl dinleyecek, nerede susacak, nerede konuşacak? Buna aileci iletişim diyoruz. Evet, şimdi aileci iletişimle ilgili aile bir sorumuzla görüyorum. Şu anda benim sunuyu görebiliyorsunuz zannediyorum. Görüyoruz evet, hocam. Sorun yok. Tamam. Bu nedir? Bundan ne anlıyorsunuz? Kısa cevap vermek isteyen olursa daha sohbet havası içerisinde gitmiş olur. Ne görüyorsunuz? Bu nedir? Hocam şu anda katılımcıların sesleri güvenlik amacıyla kapalı. Yazabilirler veya siz söyleyin. Bir ev diyorsunuz. Siyah renkte hocam. Siyah olunca biraz ev. Evet. Peki bu ne oldu? Renklendi.
renklenir. Evet. Peki o zaman soruyu şimdi söyler şu an, soralım. Bu ev midir, yuva mıdır? Evet, bu ev midir, yuva mıdır? Şimdi Türkçemizde hem ev kelimesi var hem yuva kelimesi var. Peki evle yuvayı birbirinden ayıran şey nedir? Biz Türkçe'de ikisini de kullanıyoruz. Tuğladan, çimentodan yapılan binaya ev diyoruz. Evde yaşıyoruz, kalıyoruz, yiyoruz, içiyoruz, yatıyoruz, soğuktan, sıcaktan korunuyoruz. Ama yuva dediğimiz zaman daha manevi şeyler yapıyoruz. Evi yıkıldı, başka anlamı var. Yuvası yıkıldı, başka anlamı var. Yuva kurmak diyoruz. Yuvası yıkılmak diyoruz. Yuva bozmak diyoruz. Yuvada bir sıcaklık var. Evet. Evde de yuvada da yaşanılır, kalınır, yenilir, içilir, yatılır, soğuktan sıcaktan korunur. Ama evinden farkı olarak bir de yuvalarda birlikte sevinilir, birlikte üzülünür. Yani sevinçlerin ve üzüntülerin paylaşıldığı yerlere, duyguların paylaşıldığı yerlere yuva diyoruz. Bir de otel var. Evet, otellerde de yeniliyor, içiliyor, yatılıyor, kalkılıyor. Ben zaman zaman şehirler arası yolculuk yaptığım zaman, bir tarafa gittiğim zaman otellerde kalıyorum. Ve otellerde çoğu zaman şu aklıma geliyor. Tek başına kalıyorum. Diyorum ki ben burada bir konferans için geldim. Acaba sağ yanımdaki odada kalan ne işin gelmiş olabilir? Belki cenazesi var gelmiş olabilir. Belki hastanesi var onun için gelmiş olabilir. Diğeri gezmeye gelmiş olabilir. Ticaret için gelmiş olabilir. İş için gelmiş olabilir. Dolayısıyla kimsenin kimseden haberi yok. Bu örneği niçin verdim ben? Gittikçe evlerimizde otele dönüyor. Evet, kimsenin kimseden haberi yok. Evde yatıp kalkıyoruz, yiyoruz, içiyoruz ama ne sevinçlerimizi doğru düz paylaşabiliyoruz ne de üzüntülerimizi paylaşabiliyoruz ne de evde nitelikli beraber yaşayabiliyoruz. Her odada bir televizyon, herkesin elinde cep telefonu, bilgisayarı ya da tableti vesairesi var. Herkes kendi aleminde yaşıyor. Sabahleyin kalkıyor. Bir kısmı kahvaltı yaparak çıkıyor. Bir kısmı kahvaltı yapmadan evden çıkıyor. Öğleden sonra eğer hanım evdeyse kendi başına bir şeyler yapıyor. Öğleden sonra ikindiye doğru çocuklar geliyor. Oğlan bir odada, kız bir odada, anne bir odada, mutfakta ya da salonda. Karn acıktıysa mutfağa gidiyor, bir şeyler atıştırıyor. Öbürü çıkıyor, öbürü giriyor. Birisi çay istiyor, birisi kahve istiyor. Ondan sonra evin beyefendi geliyor. O da yemek yiyor. Ondan sonra o da ya televizyona, haberlere bakıyor. Kimsenin kimseden haberi yok ve hiçbir paylaşım olmuyor. Maalesef bu anlamda evlerimiz otele dönmüş durumda. Peki bu tespiti yaptık, ne yapalım? Bundan nasıl kurtuluruz? Evet, yuva olmak demek, paylaşmak demekse o zaman başta biz yemeklerimizi paylaşacağız. Aynı anda yemek yiyeceğiz. Eğer çok zorunluluk yoksa sabah kahvaltısını beraber yapmaya çalışacağız.
Yani şartları zorlayacağız. Gerekirse bazılarımız erken kahvaltı yapacak ama bir arada kahvaltı yapmaya çalışacağız. Aç aç evden çıkmayacağız. Hele hele de çocukları aç aç evden asla okula göndermeyeceğiz. Akşam da zorlayarak da olsa bir arada aynı anda yemek yemeye gayret edeceğiz. Sonra mümkünse sofrada oturup sohbet edeceğiz. Daha sonra da beraber bir şey yapmaya gayret edeceğiz. Bu aynı filmi seyretmek olabilir, kitap okumak olabilir, sohbet olabilir, komşuya gitmek olabilir. Ama ne yaparsak beraber yapmaya çalışacağız. Bu böyle olmuyor hocam. Ne yapsak olmuyor, şartlarımız olmuyor. Hiç olmazsa hafta sonu bunu yapmaya çalışacağız. Dolayısıyla evlerimizi yuva haline getireceğiz ve otel olmaktan çıkartacağız. Bunun için zorunlu olmadıkça eve birden fazla televizyon almamak daha iyidir. Hadi oldu oldu iki tane alalım ama her odaya bir televizyon almak çok da iyi değildir. Bilgisayarımızda üniversiteye giden çocuğumuz yoksa salonda olmalı. Yani bilgisayarda işi olan salonda görmeli, açık olmalı. Ve kim nereye girdi net bir şekilde görülmeli. Yani karı koca birbirinin bilgisayarda nereye gittiğini, ne yaptığını görmeli. Çocukları nereye girip çıkmış annesi babası görmeli. Dolayısıyla şeffaflık olmalı. Gerekirse bir tane bilgisayar olduğu için birbirimize sıra beklemeyi de öğrenmeliyiz. Demek ki yuva olmanın birinci formüllerinden mümkün olduğu kadar beraber hareket etmek, aynı şeyleri paylaşmak, sabah kahvaltısında, akşam yemeğinde bir araya gelmek ve en azından yemek saatlerini sohbet saati haline getirmek önemlidir. Evet, şimdi net görebiliyorsanız bir sayın bakalım. Bu evde, bu yuvada kaç tane, kaç kişi var? Evet, burada çocuklar, annesi yaşlı, baba vesaire var. Burada tavuk var, burada kuşlar da var. Böyle bir müthiş bir yuva. Evet, Cenab-ı Allah hepimize böyle güzel paylaşımlar yapan bir aile nasip etsin. Evet, evi paylaşmak, hayatı paylaşmak anlamına gelmiyor. Hayatı paylaşmak demek, sevinç ve üzüntüleri paylaşmak demektir. Evet, şimdi iletişimden bahsettik ya. İletişimin özünü veya formülünü veriyorum. Yani iyi bir iletişim için ne gerekli? Bunun için sorumuz şu. Nasıl bir eşsiniz? Nasıl bir anne babasınız? Nasıl bir çocuksunuz? Ben bu soruyu öğretmen-öğrenci iletişiminde nasıl bir öğretmensiniz? Nasıl bir öğrencisiniz? Veya nasıl bir müdürsünüz, nasıl bir çalışansınız, nasıl bir öğretmensiniz, nasıl bir patronsunuz, nasıl bir işçisiniz diye soruyorum. Yani herkes kendisine soracak. Ben nasıl birisiyim? Ben güler yüzlü, anlayışlı, sevecen, fedakar, yardımsever, nazik, kibar, yumuşak huylu, neşeli bir insan. Allah gecinden versin. Bu dünyadan öbür dünyaya gittiğimiz zaman arkamızdan ne diyecekler? Allah razı olsun.
Ayşe Hanım çok iyi bir insandı. Çok iyi bir hanımefendiydi. Güler yüzlüydü, anlayışlıydı, sevecendi, fedakardı, yardımseverdi, nazik, kibar bir hanımdı. Çok yumuşak huyluydu, neşeliydi. Ne diyecekler? Yoksa Ahmet Efendi, Allah rahmet eylesin ama maalesef asık suratlının tekiydi. Dırdırcı, her şeye bağırıp çağıran, öfkeli, her şeyden şikayet eden, kaba, sert, telaşlı, sert, üzgün birisi mi diyecekler? Veya şu anda sorsak size ne diyecekler? Evet. Güler yüz tatlı dil yılanı bilir delinden çıkarır diye atasözümüz var. Evet, gerçekten de öyledir. Güler yüz bulaşıcıdır. Gülmek bulaşıcıdır. Aynı şekilde tersi de bulaşıcıdır. Karşındaki surat asıyorsa ister istemez sen de en azından donup kalıyorsun. Bazen düzeltmeye çalışıyorsun ama karşı taraf ısrarla suratsız bir şekilde duruyorsa, asık suratlı duruyorsa sen de geriliyorsun ve ortam geriliyor ve herkes rahatsız oluyor. Peki güler yüzlü olmak nedir? Güler yüzlü olmak sadakadır. Yani güler yüzlü olmak sadakadır. Çünkü Peygamber Efendimiz bize bu müjdeyi veriyor. Yani ücretsiz sevap alma, kazanmamıza vesile olan bir güzelliktir. Şimdi biz Peygamberimizi seviyoruz ve Peygamberimiz gibi olmak istiyoruz. Bakın Peygamberimiz ailesinde nasılmış. Hazreti Ayşe anlatıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında. Hazreti Peygamber aleyhisselam hanımlarıyla yalnız kaldığında insanların en yumuşak huylusu, en lütufkarı, en güler yüzlüsü, mütebessimiydi. Halim Selim diyoruz ya, halim insanlar, latif insanlar ve güler yüzlü, mütebessim insanlar. Her yerde gülünmez ama her yerde tebessüm edilebilir. Cenazede bile tebessüm edilebilirsiniz. Evet, siz kendinize sorun bakalım. Benim ne kadar hayatım güler yüzlü geçiyor, ne kadar suratsız geçiyor, bağırıp çağıran, öfkeli olarak geçiyor. İsterseniz şöyle hayal edin. Evimizin bir köşesine, oturduğumuz odaya veya salona, mutfağa bir kamera yerleştirsin. Bu kamera sabah kalkışımızdan gece yatışımıza kadar bizim tüm yaptıklarımızı kaydetsin. Ve ertesi gün biz de bu kamerayı karşımıza alsak ve başlasak seyretmeye. Ve elimize de bir kağıt kalem alsak, söylediğimiz her güzel için bir artı, söylediğimiz her kötü, üzücü sözler için eksi puan koysak, yüzümüzdeki güler yüze artı, bağırmaya, çağırmaya, öfkeye, suratsızlığa eksi puanı koysak, acaba hangisi fazla gelecek? Maalesef birçoğumuzun dikkat etmediği ama farkında olmadan bağırış, çağırış, azarlama ve suratsızlıkla gün geçirdiğimizi göreceğiz. Sabah birbirimizi nasıl karşılıyoruz? Hayırlı sabahlar mı diyoruz? Yoksa azarlayarak mı kaldırıyoruz? Sofraya gelirken, giderken
nasıl başlıyoruz? Evden ayrılırken nasıl ayrılıyoruz? Eve döndüğümüz zaman nasıl birbirimizi karşılıyoruz? Dolayısıyla iletişim için öncelikle nasıl bir insan olduğumuz sorusunu cevaplandırmalı ve kendimize çeki düzen vermeli, dikkat etmeliyiz. Bazen farkında olmadan disiplin sağlayacağız diye ya da isteklerimizin yerine gelmesi için öfkeleniyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz, azarlıyoruz. Ama belki karşı tarafa isteğimizi yaptırıyoruz ama aramızdaki sevgi bağı yok oluyor, güzellik yok oluyor ve bunun sonucu olarak da huzursuzluk ortaya çıkabiliyor. Evet, tekrar edelim. Tebessüm etmek sadakadır ve Peygamber Efendimiz en güler yüzlü bir kocaydı, babaydı, en yumuşak huyluydu ve lütufkarıydı Hazreti Ayşe'nin tarifine göre. Evet, zorla güzellik olmaz sözü var. Dolayısıyla biz bir şey yapmak istiyorsak öncelikle güzellik yolunu tercih etmeli. Güzel şeyleri de güzellikle söylememiz. Elbette bazen sert konuşabiliriz ama dişini fırçalamayan bir çocuğumuzu her zaman azarlamak yerine ona bazen oyunla, bazen tatlılıkla, bazen hatırlatmakla dişini fırçalatmaya sevk edebiliriz. Namaz kılmayan eşimize, namazda gevşeklik yapan çocuğumuza bunu güzellikle, yani güzelliği yine güzel bir şekilde yapmak çok önemlidir. Evet, aile içi iletişimden bahsediyoruz ve diyoruz ki aile bireyler birbirlerinin nesidir. Acaba aile bireyleri, yani karı koca, anne baba ve çocuklar birbirlerini üzen, bitiren, kusurlarını gören, küçük düşüren mi? Yoksa birbirlerini mutlu eden, geliştiren, kusurlarını örten, yücelten, destekleyen mi? Evet. Diyoruz ki aile bireyleri birbirinin dostu olsun, birbirinin sevgilisi olsun, arkadaşı olsun, sırdaşı olsun, yardımcısı olsun, destekçisi olsun, kendisiyle onur duyduğu eşi, çocuğu, annesi, babası olsun. Evet, şimdi kendinize sorun. Eşiniz sizden onur mu duyuyor? Çocuklarınız sizden onur mu duyuyor? Anneniz, babanız sizden onur mu duyuyor, yoksa üzülüyor mu, boynunu mu büküyor? Evet, bu çok önemli bir sorudur ve bunun için ayet-i kerimeye bakıyoruz ve Cenab-ı Allah'ın Bakara suresinde görüyoruz. 187. ayette buyurduğu söze kulak veriyoruz. Ey müminler! Eşleriniz sizin için, siz de eşleriniz için bir elbise gibisiniz. Yani eşleriniz sizin için, siz de eşleriniz için bir elbise gibisiniz. Ne demek? Elbise çok yakındır. Çevre şartlarından, günahlardan korur. Ayıpları örter ve güzel gösterir. O halde demek ki eşler birbirine elbise gibi olmalı. Ve güzellikleri, sevinçleri, üzüntüleri birlikte yaşamalı.
Evet. Şimdi burada mutlu bir civciv ailesini görüyoruz. Kimisi düşünüyor, kimisi bakıyor, kimisi ses çıkarıyor. Ama mutlu bir araya gelmiş bir civciv ailesini görüyoruz. Siz şimdi herkes kendisi ailesini burada mukayese etsin, karşılaştırsın. Evet. Mutlu bir yuvanın temelleri nelerdir? Mutlu bir yuvanın temelleri dediğimiz zaman şunları sayıyoruz. Sevgi, saygı, sorumluluk, şefkat, merhamet, nezaket, kibarlık, anlayış, sabır, sadakat, kıymet bilmek ve haddini bilmektir. Evet, bunları açacağız. Nedir sevgi, nedir saygı, nedir sorumluluk, şefkat, merhamet, nezaket, kibarlık, anlayış, sabır, sadakat, kıymet bilmek ve haddini bilmek. Evet, şimdi listenin en altında iki tanesi sonradan ilave ettiğim şeyler. Kıymet bilmek ve haddini bilmek. Bu haddini bilmeyi bana bir dinleyicim hatırlattı. Bir konferansa gitmiştim. Konferanstan sonra bu semineri nasıl buldunuz, ne dersiniz dediğim zaman bana şunu söylediler. Hocam oraya haddini bilmeyi de ekleyelim dediler. İlk anda şaşırdım. Haddini bilmek ne demek yani? Ama açıklayınca hemen hak verdim. Evet, gerçekten eşler haddini bilmeli. Çocuklar haddini bilmeli. Yani koca haddini aşmamalı, hanım haddini aşmamalı, kayınpeder, kayınvalide haddini aşmamalı, damat ve gelin haddini aşmamalı, çocuklar haddini aşmamalı, anne baba haddini aşmamalı. Herkes yetkisini yapmamalı, her şeye karışmamalı, insanların hayatını zehretmemeli. Kıymet bilmeyi de yine ben bir öğrenci söyledi. Belçika'ya gitmiştim. Orada bunu anlatınca hocam oraya bir de kıymet bilmek ilave edelim dedi. O da ninesinden yani anneannesinden duymuş. Yavrum kıymet bilin demiş. Evet. Geçenlerde bir cenazeye katıldık. Ve orada ölen eşine üzülen bir hanımefendi gördüm ben. Ve ne kadar hayıflanıyordu. İşte öldükten sonra değil de eşlerimizin, çocuklarımızın, annemizin, babamızın kıymetini daha sağlıklarında bilmek lazım. Evet, şimdi devam edelim bu maddeleri açıklamaya. Sabır. Sabır ne demek? Bilinçli olarak dayanmak ve direnmek yani mukavemet etmektir. Sabır bir ibadettir. Allah sabredenleri sever. O zaman sabrı iyi bilmek lazım. Sabır zulme boyun eğmek değildir. Zulme sesini çıkarmamak değildir. İki şey yapabileceği halde bilinçli olarak sessiz kalmak ama bu dayanmanın sonunda bir direnmek ve onu düzeltmeye çalışmak olmalıdır. Yani sadece sessiz kalıp zulme karşı tarafın devam etmesini sağlamak, zulümde sessiz kalmak sabır değildir. Allah buna sevap vermez. Yani bilinçli olarak onu düzeltmeye çalışmak gerekir.
Yukarıda bir söz var. Hoş görmem ve sabretmem kabul ettiğimden değil, geçinmek içindir. Şayet eşiniz, çocuğunuz, anneniz, babanız sizi üzüyorsa bu sözü söyleyebiliriz. Yani ben şimdi sesimi çıkarmıyorsam senin yaptığın yanlışı kabul ettiğimden değil, sadece geçinmek için sesimi çıkarmıyorum ama bu yaptığın yanlış diye uyarmak, bu yanlışın düzelmesi için gayret etmek gerekir. Saygı ise çekinme ile karışık bir sevgi ve değer duygusudur. Saygı karşısındakini rahatsız etmekten rahatsız olmadır. Yani tir tir titremek değildir. Karşı tarafı üzmekten, rahatsız etmekten üzülmek ve rahatsız olmaktır sadece. Şefkat ve merhamet de sadece kuru kuruya acımak değil, aynı zamanda yardım etme, fedakarlık yapma duygusunu da beraberden getiriyorsa, işte biz buna şefkat ve merhamet diyoruz. Nezaket ise incelik demektir. Evet, şimdi resmi görüyorsunuz. Savaşta eşini kaybetmiş bir hanımın halini gösteriyor. Kıymet bilmek. Aile içi iletişimde sevgi ve saygı önemlidir. Bunu herkes biliyor, herkes konuşuyor. Ama nedir bu sevgi saygı dediğimiz zaman? Burada net bir cevabımız yok. Herkes seviyoruz, sevmiyoruz. Geçen aylarda eşimle 41. evlilik yılımızı tamamlayıp 42. yılına girdiğimiz zaman sosyal medyada bir paylaşımda bulunmuştum. Ve oraya şöyle yazmıştım. 41 yıldır evliyiz ve birbirimizden memnunuz. Bazıları şöyle dediler. Hocam niye seviyoruz demediniz de memnunuz yazdınız. Evet, bilerek onu yazdım. Şimdi bazen sevgi aşırı olduğu zaman iyi sonuç vermeyebiliyor. Sevgi akılla yönetildiği zaman çok güzel bir şey var. Ama çok aşırı sevdiğiniz zaman çok aşırı kıskanabilirsin. Çok aşırı baskı yapabilirsin. Sevgide boğabilirsin. Yediğine, içtiğine, yaptığı her harekete karışarak sevgini ifade edebilirsin. Veya sevgide o kadar aşırı gidersin ki yaptığı yanlışları görmemezlikten gelirsin. Şu an anne babaların çocuklara gösterdiği sevgide bunu görüyoruz. Yani çocukları o kadar çok seviyoruz ki yaptıkları yanlışı görmüyoruz. Dolayısıyla sevgi dediğimiz şey önemli bir şeydir. Sevgi hoşlanma, basit bir hoşlanma duygusu değildir. Bir anda hoşlanır geçeriz. Bir çiçekten hoşlanırız, bir elbiseden hoşlanırız, bir sözden hoşlanırız. Ama sevmek hoşlanmanın çok üzerinde bir şeydir. Seven sevdiğiyle ilgilenir, sevdiğine saygı gösterir. Sevdiğine karşı sorumluluk duyar ve sevdiğini tanımaya çalışır. Onun için sevginin tanımı şöyledir. Bir insana, diğer bir insana veya nesneye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygudur. Yani sevgide ilgi ve bağlılık söz konusudur. Sevgi konusunda Peygamberimizin ailesine bakalım. Hazreti Ayşe validemiz Peygamberimiz Efendimiz'e soruyor. Ya Resulallah, beni nasıl seviyorsun? Hazreti Peygamber Aleyhisselam da şöyle diyor. Kör düğün gibi. Bir süre sonra tekrar soruyor Hazreti Ayşe. Ya Resulallah, kör düğün ne alemde? Peygamber Efendimiz de ilk günkü gibi diyor. Kör düğün nasıl? Çözülmeyecek bir vaziyette yapılan.
Peki sevgi dediğimiz şey nedir? Nerede bulunur? Sevgi nerede bulunur dediğimiz zaman herkesin cevabı kalp. Sevgi kalpte bulunur. Güzel. Kalpteki sevgiden kime ne fayda var? O zaman sevgi kalpten dışarıya çıkması lazım. Yani davranış haline gelmesi lazım. Görünür hale gelmesi lazım. İşte biz buna sevgi ve saygı nasıl gösterilir diyoruz. Buna şimdi sevgi dili diyorlar. Evet, seven insanlar güzel söz söyler. Seven insanlar birbirine dokunurlar. Seven insanlar hediyeleşirler. Seven insanlar nitelikli beraber olurlar. Birbirine hizmet ederler. Sevdiği ve sevmediği hususları da hoş görürler. Bağışlarlar. İyi yönlerini de görür, kötü yönlerini affederler. İlgili olurlar, bağlı olurlar ve sadık olurlar. Evet, şimdi bunları açalım. Güzel söz söylemek sevginin ifadelerinden bir tanesidir. Ve Cenab-ı Allah'ın emridir. Cenab-ı Allah güzel söz söyleyin diye emrediyor. Nerede? Nisa suresi 5. ayette hanımlara güzel söz söyleyin diyor. Yani erkeklere hanımlarla konuşurken güzel söz söyleyin emri var. Nisa suresi 63. ayette müminlere, münafıklara karşı konuşurken güzel söz söyleyin diyorlar. Buyuruyor Cenab-ı Allah. İsra suresi 23. ayette de evlatların anne babaya güzel söz söylemesi emredildi. Yani güzel söz söylemek Allah'ın emridir. Evet, güzel sözün yanında samimi duygularla birbirine bakmak ve mahremlerin birbirine dokunması da sevgiyi ifade yollarından birisidir. Bir kediyi, bir köpeği bile sevsek hayvanlar ne kadar hoşlanıyor. İşte insan da böyledir. Ben zaman zaman öğrencilerimle beraber çocuk esirgeme yurtlarına giderim. Oraya gittiğiniz zaman çocuklar hemen gelir sana yapışırlar. Hemen paçalarına yapışırlar. İstedikleri sadece başını okşamaktır. Demek ki insanların özellikle çocukların dokunarak sevilmeye ihtiyacı var. Sadece çocukların değil, hepimizin ihtiyacı var. Onun için Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Erkek hanımına, hanım da kocasına sevdiğiyle baktıklarında Allah da onlara rahmet nazarıyla bakar. Erkek hanımına, hanım da kocasına sevdiklerinde Allah da onlara rahmet nazarıyla bakar. Şayet erkek hanımının ellerini ellerine alırsa her ikisinde günahları parmakları arasından dökülür gider. Sevgiyle bakarsa Allah da rahmet nazarıyla bakıyor. Eğer karı koca el ele tutuşursa günahları parmakları arasından dökülüp gidiyor. Biliyorsunuz musafaha etmek peygamberimizin tavsiyesidir. Tokalaşmak, musafaha etmek sünnettir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, musafaha ediniz ki kalplerdeki kin gitsin. Evet, sevginin diğer bir ifadesi de hediyeleşmektir. Yine Efendimiz buyuruyor ki, hediyeleşiniz ki birbirinize karşı sevgi muhabbetiniz olsun ve aranızdaki düşmanlık sona ersin. Evet, hediyeleşmekteki amaç karşı tarafa sevgisini ifade etmek, karşı tarafa saygı duyduğunu, ilgi duyduğunu belirtmektir. Hediyeleşmeyi de abartıp
aşırı maddi hediyeleşmek yerine sembolik hediyeleşmek zaman zaman elbette maddi hediyeleşme olabilir ama sembolik hediyeleşmeler daha güzel olabilir. Evet, şimdi tekrar maddeleri alalım. Sevgi ve saygı kalpte olurdu. Kalpten nasıl çıkar? Güzel konuşmakla, güzel söz söylemekle, dokunmakla, hediye almakla, nitelikli beraberle, yani göz göze, el ele, diz dize. Ve birbirine hizmet etmekle, hoş görmekle, bağışlamakla, iyi yönlerinde görmekle, izlemekle, aileye bağlı olmakla ve sadakatle gerçekleşir. Evet. İletişimde iyi geçinmek çok önemlidir. Ve Cenab-ı Allah'ın emridir. Cenab-ı Allah eşlerinizle, yani onlarla iyi geçinin, güzel geçinin. Ve şayet onlardan hoşlanmayacak olursanız, olabilir ki bir şey sizin hoşunuza gitmez de Allah onda birçok hayır takdir etmiş bulunur. Nisa suresi 19. ayet. Emir, onlarla iyi geçin. Şayet onlardan hoşlanmayacak olursanız, olabilir ki bir şey sizin hoşunuza gitmez de Allah onda birçok hayır takdir etmiş bulunur. Evet, şimdi iyi geçinmek için önce niyet etmek gerekiyor. Bazıları görüyorum ben ailelerde, geçinmeye niyeti yok yani. Yani önce kafa yoracak ya ben nasıl geçinirim? O zaman çare bulacaktır. Yine aile içi iletişimde önemli noktalardan birisi de istişare etmektir. Şura suresi 38. ayette Cenab-ı Allah onlar, yani o müminler bütün ortak meselelerini aralarında danışarak karara bağlarlar. İstişare Cenab-ı Allah'ın müminlere bir emridir ve istişare evet emirdir. İbadettir. Demek ibadet etmek için istişare edeceğiz. Gönüllü olarak herkesin görüşünü alacağız. Evet. Öfke en çok yuvaları yıkan, huzursuzluk getiren bir şeydir. Onun için atasözü öfkeyle kalkan zararlı oturur diyordur. Evet, eşlerin birbirine kızma hakkı vardır ama azarlama, bağırma ve hakaret etme hakları yoktur. Nitekim Cenab-ı Allah da şöyle buyuruyor. Ali İmran 134-135'te. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyi ve yararlı işleri en güzel şekilde yapanları sever. Yine onlar ki bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı tövbe ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler. Ayet ne güzel anlatıyor. Evet, Cenab-ı Allah'a karşı işlediğimiz günahlardan tövbe ettiğimiz gibi insanlar arasında yaptığımız hatalardan da özür dilemesini bilmemiz gerekir. Evet. Şimdi bu gördüğünüz resimdeki yazıyı konferans için gittiğim bir şehirde gördüm ve fotoğrafladım. Ali ile Ulaş duvara ne yazmışlar? Sevenimiz olsaydı serseri olmazdık. Peki ne diyorlar? Sevenimiz olsaydı serseri olmazdık. Peki ne demek istiyorlar? Biz evde sevgiyi bulamadık ve serseri olduk. Evet. Eğer eşimiz, eğer çocuklarımız
evde gerekli sevgiyi, ilgiyi bulamazlarsa sokakta, dışarıda, sosyal medyada bulamazlar. Onun için evde olması gereken her şey evde olmalı ve ona doyulmalı. Yani eşler birbirine sevgiyi göstermeli. Çocuklar, anneler, babalar birbirine sevgiyi göstermeli. Eşimiz, çocuklarımız karnını doyurmalı, yemek mutfakta doymalı, salonda doymalı, yatak odasında doymalı. Ve sadece evde yemek yememeli, çayını kahvesinde içmemeli. Yatak odasında da sadece kuru kuruya ekmek yer gibi olmamalı. Aynı zamanda bu işin tatlı ve kahveyle zevki olduğu gibi yatak odasında da bu duyguları yaşamalı ve dışarıya ihtiyaç kalmamalı. Yani evde, yuvada olması gereken sevgi, saygı, ilgi evde fazlasıyla olmalı. Evet, seven anlayışlı olmalı ve birbirini anlamalı. Biz buna ne diyoruz şimdi? Empati diyoruz. Empati ne demek? Bir insanın kendisini karşısındakinin yerine koyması, onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır. Empati üç şekilde olur. Bir, onun bakış açısıyla bakmak. İki, karşıdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamak. Üç, karşıdaki kişinin duygu ve düşüncelerini anladığını kendisine ifade etmektir. Evet, bunun yolu nedir? Bunun yolu dinlemekte geçer. Ve karşı tarafı anlamaya çalışmaktan geçer. Bunu yaparken birbirinizi anlamak için kadın ve erkek arasındaki farkı gözetmemeniz lazım. Çünkü erkekler ve kadınlar apayrı dünyanın insanlarıdır. İlgileri, ihtiyaçları, hedefleri, beklentileri ayrıdır. Onun için erkekler kadınlardan aşırı beklenti içerisine girmemeli. Kadınlar da erkeklerden aşırı beklenti içerisine girmemeli. Ve onları anlamaya çalışmalıdır. Evet, son olarak ben size İki tane soru sorarak konuşmamı bitirmek istiyorum. Bizim en çok konuştuğumuz, söylememiz gereken şeylerden bir tanesi de lütfen kelimesidir ve teşekkür ederim kelimeleridir. Peki biz eşlerimize, çocuklarımıza, annemize, babamıza teşekkür ediyor muyuz? En son ne zaman evde teşekkür ettik? İkinci soru, içinizde ben meleğim diyen var mı? Yok, biz insanız. O zaman melek değil de insansak ne yaparız? Hata yaparız. Peki hata yapan ne yapması lazım? Özür dilemesi lazım. O halde şimdi size soruyorum. En son evde ne zaman özür? Maalesef bazı evlerde insanlar özür dileme özürlüsü. Yani özür dileyemiyorlar. Niye ben özür dileyecekmişim? O dilesin diyorlar. Halbuki evet, özür dilemek zor bir iş. Ama aynı zamanda erdemdir. Asıl olan tabii hata yapmamaktır. Ve aynı hataya düşmemektir. Ama oldu ki yaparsak ve özür dilemesini bilmişsek hayat devam eder. Diyoruz ki unutmayın, mutlu aileler birbiriyle en çok konuşabilen ailelerdir. Evet, Müslümanız biz ve Müslüman dua eder. Dolayısıyla biz de ailemizin
iyiliği, güzelliği için dua etmemiz lazım. Allahümme Rabbena heblena min ezvacina ve zurriyatina kurrete a'yun ve cealna lil muttaqina imama. Ya Rabbi, bize eşlerimizden ve nesillerimizden göz aydınlığı olacak kimseler ihsan eyle. Evet. Ben bu dualarla konuşmama son vermek istiyorum. Cenab-ı Allah bizi hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olanlardan eylesin. Beni siz dinleyicilerimizle bir araya getiren yöneticilerimize, Hale Kur'an kursu idarecilerine çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Ama asıl teşekkürü ise beni saygıyla dinleyen siz dinleyicilerimize yapmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah uygun ortamlarda bir araya gelip sohbet etmek üzere hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Hocam asıl biz teşekkür ederiz. Kıymetli vakitleriniz bizim için ayırdınız. Allah razı olsun. Rabbim ilminizi artırsın. Biz çok istifade ettik. Rabbim öğrendiklerimizi hayatımıza uygulamayı nasip etsin. Yuvalarımızı dünyadaki cennetimiz eylesin inşallah. Allah razı olsun hocam. İnşallah sizle tekrar görüşmek isteriz. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Gecemiz mübarek olsun. Sağ olun hocam. Allah razı olsun.